Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. En hayırlı gençler kimlerdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı gençlerle ilgili olarak şöyle buyurmuş. Sizin gençlerinizin en hayırlısı günahlardan uzak durmak, temkinli davranmak, dikkatli ve tedbirli olmak gibi konularda ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en kötüsü ise başını gaflete sokmak ve nefsin arzu ve isteklerine uymak gibi konularda gençler gibi yaşayandır. Bu itibarla ister kadın ister erkek en hayırlı genç bir ayağı kabirde yaşlı bir insan edasıyla sürekli ölümü ve ölüm ötesini düşünen, ahiretine azık tedarik etmek için çalışıp didinen, gençlik heveslerine esir olmayan ve gaflette boğulmayan gençtir. Böyle nefsâniliğin en azgın olduğu dönemlerde bile ebedi hayatın iştiyakıyla coşup bedensel arzularını gemleyebilmiş, kulluğu tabiatının bir derinliği haline getirmiş ve kendisini hakkın yoluna vermiş bir adanmış ruhtur. Böylelikle genç insanda ilim, ilmin vakarı, hilmin sekineti ve takvan nezaheti ağır basar, çocuksu münasebetlerden, acelecilikten Kötü ahlak, gayrimeşru oyun ve eğlencelerden uzak durmaya çalışır. Sonuç olarak da genç insan dünyada Allah'ın himayesine girer. Kıyamet günü de arşının gölgesi altında bulunur. Nitekim yedi kimse Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. İşte bunlardan biri de Rabbine ibadet ederek yetişen gençtir. Netice itibariyle hangi yaşta olursa olsun insan itidal çizgisini aşmamalıdır. İtidal çizgisi insanın duygu, düşünce, hareket ve davranışlarındaki denge demektir. Karaktere dönüşüp refleks haline gelmesiyle birlikte bu denge fazilet adını alır, istikamet olur. İtidal çizgisinden sapmak, ifrat veya tefrit kabul edilir. Fazlalık ve lüzumsuzluk yönündeki sapma ifrat. Eksiklik ve ihmalkarlık yönündeki sapma ise tefrit diye bilinir. O halde mümin bir gencin elmas gibi kıymet kazanıp başlara tac edilmesi için daima istikamet üzere bir hayat yaşaması, hizmet ve sabırla olgunlaşması lazımdır. Yoksa kömür gibi dağınık ve düzensiz olan bir insanın akıbeti de Allah korusun kömürden farksız olur tercih insanın kendi elindedir